harika bir tadı var. Lezzeti, sunuşu. Sultanahmet köftesi harika bir şey. Sürekli yerim ben. Seracettin Tez Çakır. Aynı zamanda kurucu Ahmet Seracettin Tez Çakır'ın torunuyum. Şu anda 4 nesil bir işletmenin 3. nesliyim. Ve 3 nesil, 4. nesille beraber, son 3 nesil şu anda bir arada beraber çalışmaktayız. Dedem Mehmet Seracettin Tez Çakır çocuk yaşlarda dedesini buradan hacca götürürken Türkistan'dan geliyorlar ve dönüşte Hacı'da dedesi ölüyor. İstanbul'da kalıyor küçük yaşta. İstanbul'da önce bir devlet matbaasında çalışmaya başlıyor. Sonra bir kömürcünün yanında çalışırken sonra karar veriyor. Küçük bir köfteci dükkanı açıyor. Çalışmasıyla evleniyor. Çocukları dünyaya geliyor. Bu çocuklardan 3 tanesinin erkek çocuğuyla beraber bu köfteci dükkanını geliştiriyorlar. Ve kendisi 1954 senesinde vefatından sonra çocukları İsmail, Selim, Mustafa bu işi devam ettiriyorlar. Ve sonra bizler dünyaya geliyoruz. Bizler, ben, kardeşim ve kız kardeşim, ben ve erkek kardeşim otelcilik okulunu bitirdikten sonra biz de bu mesleğe devam ediyoruz. 50 personelimiz ve biz aile fertleri olarak da bu müessesenin sahibiz. Biz malzemenin en kalitelisini almak bizim prensibimizdir. Bunun için örnek vereyim. Turşu. Bursa Gederek Köyü'nde en iyi turşu yapan kişiden bir sezon evvelinden siparişimi yapmayı verir ona. Fasulye. Fasulye ihraç edilecek fasulyelerin içinden ihraç fiyatından daha fazla verip onu bir sezon evvelinden bağlayıp o fasulyeyi kullanmak. Et, keza öyle. Etimizi kendimiz secer alırız. İmalathanemizde işleriz. Eskiden beraber olduğumuz kasaplar da netice itibariyle onlar da uzun süreler alışveriş ettiğimiz için onlar da bir iki nesil olmuşlardır. Sabah en geç 6.30 civarı aileden iki kişi, ben ve kardeşim veyahut tek başıma ben muhakkak birimiz sabahleyin dükkanı açarız. Saat 8-8.30'a kadar eti tedarik etmemiz sürer. Bundan sonra amcamız gelir, şu anda o da çalışıyor. Veyahut gelmediği zaman bizler et imalathanesinde etin yoğrulmasına. Bu arada üstteki sebze imalathanesinde fasulyelerin pişmesi, sebzelerin hazırlanması, yıkanması bunun gibi şeylerle saat 10.30'da bizim imalatımız biter. Saat 7.00'de başlar, 10.30'a kadar 3-3.5 saat içinde imalatımızı bitiririz. Ondan sonra bizim dükkanımız 3 katlı olduğu için 2 kasamız vardır. Alt katta ve üst katta. Sonra benim annem gelir, babam gelirler. Saat 11'de bir daha gelir. Onlar kasalara otururlar. Amcam erken geldiği için erken gider. Kardeşlerden bir tanesi ben veya Cihat, o da erken gideriz. Öbürümüz dükkan kapanana kadar kalırız. Babam, annemler kalırlar. Bu şekilde devam ederiz. En büyük prensibimiz müşteriye saygı, yemediğimizi yedirtmeyiz. Buraya gelen her müşteri yaşı, konumu, mesleği, her türlü itibarıyla ne olursa olsun bizim için eşit değerdedir. Aynı saygı ve hürmeti gösterip buradan güler yüzle çıkmasını sağlarız. Müşteri adedinin artması bize belirli bazı şeylerin değişmesine de sebep oldu. Bunlardan bir tanesi normal elimizle yoğurduğumuz etin hamur makinelerinde yoğurulması. Bunların hunilerden çıkması, yine makineler hunilerden çıkmasına neden oldu. Böylece o şiş köfteyi biz bu halde servis eder hale geldik. Köftelerimizin en büyük özelliği hayvanın cinsinden ve kullanılış yerlerinden kaynaklanır. Çünkü biz bu köftelerin içine baharat koymayız katiyetle. Köftemizin içinde normal tuz,
soğan, az bir ekmek. Bunun haricinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Yalnız bu lezzet çok miktardaki hayvanla değişik yörelerdeki, mesela Afyon, Çanakkale bunun gibi hayvanların değişik yörelerden karışması ve hayvan vücudunun üst kısmının işlenmesi, yani kol kürek kısmının, bunun da miktar çok miktarda olduğu için, değişik hayvanlarda olduğu için, yani çeşitlilik bu köfteye lezzet getirir. Biz müşteriyi ayırmayız. Müşterimiz şöyle ki, bir ayakkabı boyacısından bir başbakana kadar, bir cumhurbaşkanına kadar, bir devlet büyüğüne ve yabancı devlet büyüklerine kadar herkese hizmet veririz. Eşit hizmetimizi veririz. Bunun içinde artistler, sanatkarlar, sanatçılar, aklınıza gelebilecek kim varsa içinde yer alır. İlk önceleri ismimizin taklit edilmesi bize huzursuzluk verdi. Hatta huzursuzluk, şöyle söyleyeyim, bize müşteriden bize dolaylı olarak huzursuzluk geldi. Bizi kandırıyorlar, niye burası siz değilmişsiniz gibilerinden. Sonra bu taklitlerin çoğalması ve her yerde, Türkiye'nin her yerinde açılması, bununla ilgili olaraktan bizim bunlara karşı vereceğimiz bir savaş yerine, bir anda düşündük ki biz bunları, yani bizim için bir faydası var, ziyanı yok. Neden? Güzel şeyler taklit edilir. Ekonomi gazetesinde, mecmuasında yayınlanan bir şeyden sonra, bir makaleden sonra Türkiye'de ismi en çok taklit edilen müessese olaraktan bizi seçmişler. Bu da bizi hoşumuza gitti. Bunun için yani biz yerine taklitlerden sakının veya taklitler, bunun yerine taklitler aslında yaşanır sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Geleceğe yönelik olaraktan amaçlarımız tabii kendi mesleğimizin kendi yönümüzde ilerlemek. Bu ilerleme de bizler otelci, aynı zamanda otelcilik okulu mezunu olduğumuz için bu yaptığımız işin yanında bununla yine alakalı daha bir lüks bir kısımlarını açmak, daha bir fast food tipi ayaküstülerini açmak, bununla ilgili yani projelerimiz bunlardır. Daha da ileride uygun gördüğümüz, tespit ettiğimiz ülkelerde birer tane şube açmak. Sultanahmet köftesi dünyada bir numara.